seçim yaklaştıkça üslubunu daha da sertleştiriyor ve hakaretlerini daha da artırarak devam ettiriyor. Ne diyor? Haşhaşi'den de beterler diyor. Edep yahu, edep yahu, edep yahu. Edep Sayın Başbakan, edep. Hiç olmazsa çocuklarına ders veren öğretmenlerin hatırına edep. Hiç olmazsa milyonlarca hizmet ehlinin hatırına edep. Hiç olmazsa 160 ülkede Türkçenin bayraktarlığını yapan gönüllü elçilerimiz, öğretmenlerin hatırına edep. Karşılık beklemeden, hiçbir ücret hesabı içinde olmadan hizmet aşkıyla yanan hizmet erlerinin hatırına edep. Ve bu hatıra istinaden insan en azından söylemez ve söyleyemez. Ama bakın, görün ki hiçbir hassasiyet gözetilmeden bütün bunlar söyleniyor. Ve iş Türkçe olimpiyatlarına getiriliyor. Değerli arkadaşlar, Türkçe olimpiyatlarının ve diğer ülkemizi dışarıda tanıtan, bakın burada dün 2013 Eskişehir Türk Dünyası kapanış programı yapıldı. Bu tür organizasyonlar Türkiye'yi başta Türk Dünyası olmak üzere bir takım uluslararası arenalarda tanıtan organizasyonlardır. Biz içinde olmasak da, bizim istediğimiz gibi şekillenmese de, bizi arzu etmediğimiz gibi bir takım içinde işlemler yapılmış olsa da biz dönüp buraya laf etmeyiz. Çünkü hizmet edenleri ve Türkiye'nin, Türkçenin adının yurt dışında tanıtılmasına vesile olanları hiçbirimizin kırmaya hakkı yoktur diyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yuhlamak yok. Biz bize yakışanı yapacağız. Biz sadece düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Çünkü asla bizim siyasi anlayışımızda da, fikir ve misyonumuzda da kimseyi yuhalamak, kimseye hakaret etmek yok. Hele ülkenin başbakanıysa. Bakın, evet. Değerli kardeşlerim, eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, eğer Türkiye demokrasi ile yönetiliyorsa, eğer Türkiye'de adalet sisteminden bahsediyorsak, hiç kimse bu olimpiyatları yasaklayamaz. Atatürk stadı kimsenin babasının malı değil, milletin malı, devletin malı. Millet istediği yerde istediği faaliyetini yapar değerli arkadaşlar.